Elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulullah. Bulugul Maram adlı Hafız İbni Hacer el-Eskilani rahmetullahi aleyhin ahkam hadislerini içeren, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hüküm belirten hadislerini içeren, bu hadisleri derlediği eser ve hadis kitaplarından seçerek derlediği bu eserde namaz kitabında 441 no'lu hadis-i şerif cemaatle namaz bölümlerinde saflar konusunu işliyoruz. Namazda nasıl saf tutulur? Bunlar işliyoruz. Bu eserin açıklamasını Türkçe tercümesi Selamet Yolları ismiyle Türkçe'ye kazandırılan Subul-i Selam'ı Ahmet Hoca'nın çevirdiği bu eseri okuyoruz. 441 no'lu hadis-i şerif. Ve an Enes radıyallahu anh. Enes radıyallahu anh'tan kale demiştir ki Salli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekumtu ve yetim'u halfehu. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında yetim olarak, çocuk olarak arkasında namaza durdum. Ve Ümmü Süleym de annesi de halfena arkamızda namaza durdu. Muttefekun Ali. Hadis Muttefekun Ali'dir. Ve lafzul lil Bukhari. Bu lafız Bukhari'ye aittir. Tekrar okuyoruz. 441 no'lu hadis Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı. Bir yetimle ben arkasında durdum. Ümmü Süleym de bizim arkamızda durdu. Muttefekun Ali. Lafız Buhari'ye aittir. Hadiste muttasıl merfu zamir üzerine tekit yahut fasıl yapılmadan, ayrım yapılmadan atıf vardır ki Kufelilere göre bu caizdir. Yetimin adı Dümeyra'dır. Bu zat Hüseyin bin Abdullah bin Dümeyra'nın dedesidir. Ümmü Süleym Hazreti Enes'in annesidir. İsmi Müheyke'dir. Hadis-i şerif, nafile namazda cemaat teşkil etmenin sahih olduğuna ve keza talim ve tembiye bir şeyi öğretmek, nasıl namaz kılacağını öğretmek için namaz kılınabileceğine delildir. Nitekim kıssa bunu göstermektedir. Cemaat iki kişi olursa imamın arkasına duracaklarını, küçüklerin de cemaat için büyükler hükmünde olduğu aynı hadisten anlaşılmaktadır. Yani orada iki çocuk yetim dendiği için çocukların buluğa ermediği anlaşılmaktadır. İkisi yan yana Peygamberimizin arkasında, anneleri de onların arkasında safa durmuşlardır. Buradan da bunu anlamaktayız. Büyükler hükmünde olduğuna aynı hadisten anlaşılmaktadır. Çünkü yetim lafzının anlamı budur. Sinni rüşt denilen olgunluk çağına, buluğ çağına vardıktan sonra artık yetimlik kalmaz. Yine bu hadiste kadının erkeklerle bir safta durmayacağına, kadınların ayrı saf teşkil etmesi gerektiğine delalet vardır. Erkekler saflar kadar kadın bulunursa, erkeklerin saflarında kadın bulunursa, bazılarına göre hem kadının hem de erkeğin o saftaki erkeklerin ve arkasındaki erkeklerin namazı bozulur. Ki Hanefi mezhebinde bu özellikle böyledir. Kadın erkeklerin olduğu safta namaza durursa yanındaki erkeğin ve arkasında namaz kılan tüm erkeklerin namazı bozulur. Hanefi'ye göre de hüküm böyledir. Öyleyse de
Yalnız erkeklerin namazı bozulur, kadının namazı bozulmaz demiştir. Tafsilat fıkıh kitaplarında yer almaktadır. Evet, bu Mühmet İslam eserinde anlatırken cemaatle namazda bu konuları işlemiştir. Evet, cemaatle namaz konusunu işledik. Bu konuda başka bir bölümde sohbete devam etmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.